Arkadaşlar günaydın hepinize. Şu an gözlerim çok şiş, farkındayım. Saat 5'te uyandım, kalkar kalkmaz video çekiyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün hayatınızda ilk kez göreceğiniz şeyler serimizin ahiret bölümünün 565. sezonundan hepinize neyse hemen toparlayalım. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve bu arada şu anda dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, ilk videomuzda başladık. Şu an bu abimiz maskeye hayır diyor. Bakalım bu maskesiz haliyle ne yapacak? Evet. Evet, gerçekten çok mantıklı abi ya. Yemin ederim yani sakalımı bu kadar derecede uzattığım zaman maske kullanmayıp kask kullanacağım. Teşekkür ederim bu bilgi için. Yani artık maske de takmayız diye düşünüyorum da yani bu saatten sonra ne maskesi abi? Evet, uzayda ve uzay boşluğunda saçınızı aynen bu şekilde yakıyorsunuz. Kafanıza suyu sıkıyorsunuz ve o su aşağı doğru akmıyor. Gördüğünüz gibi kafanızda kalıyor ve sadece şampuanlamanıza gerek yok. Alıyorsunuz havluyu, başınızın üstünden geçiriyorsunuz abi. Tertemiz, pamuk gibi. Yani bu bilgiyi bize neden verdiler bilmiyorum ama yani uzaya gidecek halimiz yok yani. Bu bilgi benim için çok önemli değil. Burada ne oluyor? Bir at var. Allah. Ay bir şey diyeceğim. Çok güzel lan. Bu ne? Abi hayatımda ilk defa bu şekilde. Ne denir? Atların şeylerine ne deniyor ya? Ya saç değil de farklı bir şey kullanılıyor. Hadi bir saç diyelim. Aşırı güzelmiş. Aşırı beğendim. Aşık oldum sana. Öpücükleri yolluyorum sana atçım. Ata da öpücük yollamayan ne bileyim ya. Evet, burada bir hıyarı kesiyoruz. Hıyar da olabilir. Kabak da olabilir bilmiyorum ama et burada ne yapacağız? Kuş mu yapacağız? Ördek, kuş. Bir şey yapıyoruz burada da ne olduğunu anlayamadım. Ne yapıyoruz? Bir dakika. Ya bir böyle garip sebzelerden bir şekil yaptırdı ama yani pek hoşuma gitmedi benim. Evet, güzel bir sanat ama artık herkes yaptığı için benim çok dikkatimi çekmiyor. Bu ne? Burada ne yapıyorlar? Michael Jackson hareketleri mi? Ya bir şey diyeceğim. Bunu da herkes yapıyor. Her videoda böyle görüyorum ama yani aşırı dikkatimi çekmiyor. Güzel yapıyorlar. Kolay gibi gözüküyor ama kolay değil abi ya. Gerçekten şu yaptıkları hiç kolay bir şey değil. Şuna bakar mısın? Bak. Bak. Şuna bak. Hop hop hop. Hop, helal lan. Vallahi bak. Ya gerçekten yürüyor gibi gözüküyor. Öyle bir yapıyor ki hareketleri. Bilmiyorum abi ya. Çok tuhaf yetenekler var. Evet, burada da dişisini etkilemeye çalışan bir ney bu, tavus uşu mu? Sadece o şekilde o hayvan açabiliyordu sanırım. Yani çok güzel bir görüntü ama sanırım burada birini etkilemeye çalışıyor. Ben anladım. Gözümden kaçmadı. Şuradaki dişi kesin onu etkilemeye çalışıyor. Burada ne oluyor? Dövme sildirme videosu mu? Yani dövme yaptırdıktan sonra sildirmek gerçekten çok saçma bir şey bence ya. Bazıları gidip sevgilisinin ismini falan yazdırıyor. Çok saçma buluyorum. Yani ne işi var ya onların. Ama size şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Şuranıza Emre yazdırabilirsiniz. Kabul ediyorum. Hayır, şaka yapıyorum bu arada. Kimse için vücudunuza kesinlikle onun ismini falan kazıttırmayın arkadaşlar. Gerçekten benim için çok saçma. Ve çok cringe duruyor ya. Ne alaka abi boynunda bir kızın ismi yazması veya bir erkeğin ismini yazması. Iyy, iğrenç. Evet, burada bu nasıl bisiklet lan? Bu ne lan? Bunu nasıl yaptınız? Bloktan bir tane bisiklet yapmışlar. Nasıl yaptıkları hakkında fikrim yok ve bu nasıl gidiyor? Tekerlekleri, altta hafif boşluk var sanırım. Tekerlekler orada. Bir şey diyeceğim. Dahice bir buluş olmuş bu. Evet, hayalini kurduğumuz yatak odası sistemlerimden birisi. Yatağın altından bir dev ekran çıkıyor. Sonra böyle geriye yaslanıyorsunuz. Sonra ne izlemeye başlıyorsunuz arkadaşlar? Aklıma kötü şeyler geliyor. Dev ekranda ne izlenebilir ki yatakta? Bilmiyorum. Tabii ki de Squid Game. Yani hemen fesatlığa çalışıyor sizin de kafanız. Ben Squid Game diyecektim. Burada ne oluyormuş? Yumurta. Yumurtanın üstüne diş macunu. Sonra onu fırçalıyoruz. Sonra bir kabın içine koyuyoruz. Sonra ne yazıyor orada? 24 saat sonra ne olacakmış ona bakıyoruz. 24 saat sonra... Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan oradan. Bizi mi kandırıyorsunuz siz? Slime oldu. Biz anlamadık sanki. Evet, bir kaplan sahiplendiğinizde kesinlikle böyle şeyler yapmayın bence. Çok tehlikeli ama bu kaplan çok sevecen ve çok güzel davranıyor. Yani bunu nasıl eğittiniz bilmiyorum ama ya bir anne gibi, bir baba gibi şefkat gösterip sarılıyor. Şuna ay çok güzel. Böyle bir kaplanım olmasını ister miydim? Tabii ki de hayır. Ne işim var benim kaplanla? Bazen sinirlenir yer beni o ya. Bu ne? Allah. Bu ne? Bu ne? Sen ne güzelsin. Allah'ım. Hayatımda yemin ederim ilk defa görüyorum. Bak diğer göz rengi değişik. Diğer göz rengi değişik. İki göz rengi farklı ve yüzündeki siyahlık ve farklı. Gerçekten çok güzel lan. Evet. Şirinlerin dünyasında mandalina nasıl oluyor arkadaşlar? Onu görüyorsunuz şu an. Çok garip bir video bu arada. Yani mandalina niye masmavi? Ya bence videoya renk efekti falan atılmış. Böyle bir şey olmamalı. Evet. Hayallerinizden neden asla vazgeçmemelisiniz adlı çalışmamız bu. Kadını görüyorsunuz. Kolu yok ve bir şekilde hayallerinin peşinden gidip o kemanı çalmayı başarıyor. Yani bu demek oluyor ki bir şeyi ne kadar çok isterseniz ona o kadar daha çabuk, daha rahat ulaşabilirsiniz demek bu. Yani gördüğünüz gibi kolu yok ve bir yöntemle bir şey yapmışlar ve o sevdiği kemanı çalmaya devam ediyor.
Yani ben seni alkışlamaktan başka bir şey yapamayacağım. Bravo yani. Arkadaşlar şu videoyu ben biliyorum ama şu suyun isminin ne olduğunu hatırlamıyorum. Böyle sudan ışık, renkli ışık çıkıyor. Bunun ismi neydi ya? Yani hatırlayan varsa yoruma yazabilir mi? Ben unuttum çünkü aklıma gelmiyor şu an. Ne olduğunu hatırlayamıyorum. Neydi ya bu? Böyle ışıklar çıkıyor içinden. Hatırlamıyorum. Yoruma yazın lütfen. Her şeyi hatırlamak zorunda değilim zaten. Bir kere de siz yazın. Evet burada ne var burada? Bir şey, bir küpün içinden bir şey çıkartacak ama ne çıkartacak? Para. Allah. Allah Allah. Abi bir şey diyeceğim. Şuradan bir avuç bana yollasan yeter. Ciddi söylüyorum. Sadece bir avuç bak. Evet burada, oy bir şey diyeceğim, şu sisteme bakar mısın ya, oyunda gibi hissettiren bir sistem var burada, bir oyun şeyi. Çok iyi bu arada, yani evimde böyle bir sistem olmasını ister miydim? Yani hayallerimden zaten birisi bu. Eğer kendime ait bir evim olduğunda bir odayı tamamen oyunla alakalı şeyler yapacağım. Mesela araba mı sürmek istiyorum, orada arabayla ilgili bir sistemim olacak. Mesela maç mı oynamak istiyorum ya da bir oyunun içinde mi bulunmak istiyorum, direkt sanal gerçeklik gözlüğüyle oynamak gerekiyor falan filan gibi şeyler yapmayı düşünüyorum. Yani inşallah. Şu olayı tam anlayamadım, bunlar fıstık mı ve bu fıstık niye popişlerini yaktırıyor? Yani hayatımda ilk defa gördüğüm için ne anlama geldiğini de anlamadım. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu videoyu anlayanlar yoruma yazsın, hepsine kalp atacağım. Evet, bana şunları göstermeyin, benim moralim bozuluyor dedikçe bu videolar daha çok benim karşıma çıkmaya başladı. Yani görmek istemiyorum ha. Vallahi fobim var ve geceleri uyuyamıyorum ben böyle videolar izleyince. Çok rahatsız oluyorum. O yüzden bu videoyu hızlıca geçmek istiyorum. Evet, hava soğuk mu? Yo, sıcak diyen abimizin son hali. Gördüğünüz gibi bu ne oğlum? Adamın her yeri buz tuttu. Abi sen ölmediğine dua et bu arada. Nerede yaşıyorsunuz lan siz? Nasıl, neresi de böyle buz tuttu, sakalların, şapkan falan. O adam çok yaşamaz ha bu arada, söyleyeyim. Bu ne? Düğün davetiyesi mi? Düğün davetiyesi gibi duruyor aynen. Ne var orada? Onu oradan açıyorsun. Orada işte bilgiler yazıyor, davet yazıyor. Bir şey diyeceğim, çok da güzel bir şey değil. Ben daha ilerini gördüm bu arada. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ejderha değil mi oğlum bu? Bu ne uçuyor? Bu ne kocaman bir de. Abi tavus kuşu desen değil herhalde. Çok büyük çünkü bu. Bunlar uçabiliyor muydu bir arada ben? Allah Allah. Bak hayatımda ilk defa şeyler görüyorum yani şu an. Evet bir balık ama bu balık sanki ölmemiş gibi. Bir hareket etti sanki, öyle gördüm. Ne yapacaksın ona? Suya at. Ana! Ana! Anam harbiden yaşıyormuş lan. Vallahi yaşıyormuş. Helal olsun abi bak. Yemin ederim öyle bir iyilik yaptın ki belki bu iyiliğin seni cennete götürecek yani. Oğlum ölü gibi yatıyordu lan hayvan. Azıcık bir hareket ettiğini gördüm ama yani hemen bir anda suya atlayacağını düşünmemiştim. Buradan abi bir portakal mı, mandalina dilimini sıkıyorlar. Instagram'da da görmüştüm böyle bir video. Bunun böyle asitleriyle balon falan patlatıyorlar. Yani çok saçma. Bence saçma yani. Bu ne? Evet burada ne olduğunu anlamaya çalışıyorum şu an, bir saniye. Anladıktan sonra size de anlatacağım. Onu oradan... Ha, taş bu. Taşın içinde... Nasıl? Nasıl bu arada? Harbiden nasıl oldu bu? Bu nasıl taşmış oğlum böyle? Ekstra bir hamle yaptığından fark etmiştim böyle ilginç bir şey çıkacağını. Evet bu abimizin bir ressam olduğu söyleniliyor. Bakalım bu abimiz ne yapacak? Çok havalı ve çok böyle dikkat çekici duruyor. Ne yapacak? Ne? Ceketle mi çiziyor? Nasıl lan? Ne çizdiğini de anlayamadım. Bok gibi bir şey oluyor şu an. Yo, bok gibi olmuyor. Çok. Vallahi şu an. Nasıl yaptın lan sen? Aa! Nasıl? Bir şey diyeceğim. Kendini mi çizdin? Abi bir şey diyeceğim. Yemin ederim helal olsun. Hiç beklemiyordum. Yemin ederim hiç beklemediğim bir şey yaptı ya. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.